arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerde elimde gördüğümüz bu güzel çiçeğimizi çalışacağız. Çok farklı kullanım amacı olan çiçeğimizi, dilerseniz tek renkle, dilerseniz iki renkle çalışabilirsiniz. Dilerseniz her bir yaprağı için farklı renklerde kullanabilirsiniz. Özellikle alttaki ikinci sıramız için, yani zevkinize ve kullanacağınız yere uygun olarak dilediğiniz şekilde çe çeşitlendirebilirsiniz. Evet, çiçeğimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin çiçeğimizi örmek için istediğiniz marka ve renkteki iplerimizi tercih edebilirsiniz. 2,5 numaralı tığımla örüyorum. 5 tane zincir çekerek örmeye başlıyorum. Bir tane şöyle düğümümüzü atıyoruz ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimizi çektikten sonra birinci zincirimizin içerisine gelerek batalım ve yuvarlak bir halka şeklinde zincirimizi kapatalım. Bir tane zincir çekip bakınız kapadıktan sonra bir zincirimi çektim. Yuvanın içerisine girişimi yapıyorum ve toplamda 9 tane sık iğnemi örüyorum. Şu ipimi de şöyle götürmek istiyorum alttan. Eğer zorlanacaksanız kenarda kalsın daha sonra içe alıp kesebiliriz. 1 Başını dolamıyorum. Sadece sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 toplam 9 tane sık iğnemi ördükten sonra birinci sık iğnemin olduğu yere gelerek şu şekilde batıyorum ilmeğimi bu tarafa geçiriyorum Şöyle bakınız yuvarlak halkamızı yaptık. 9 tane sık iğnemizi ördük. Hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Bir sık iğne atlayarak ikinci sık iğneme gelerek batıyorum. Bakınız bir tane atladım ikinciye battım. Tekrar beşer tane zincirlerimizi çekerek böyle minik yuvalarımızı kurmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 5 5 zincirimi çektikten sonra bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemin içerisine girerek kapatıyorum hemen 1 2 3 4 5 zincirimizi tekrar çektik bir tane sık iğne atlayıp diğer sık iğnemin olduğu yere batıyorum 1 2 3 4 ve 5 bir sık iğnemi atlıyorum ikinci sık iğnemin olduğu yere batıyorum toplamda bakınız şu an dört tane çiçeğim oldu yani dört tane yaprak yuvası oldu son yaprağımızın yuvasını hazırlıyoruz 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektikten sonra bakınız bir tane atlıyorum hemen aynı başlangıcın dibine gelerek atıyorum şöyle geçişimi yapıyorum ve 5 tane yapraklık yuvamızı kuruyoruz. İlk yuvanın içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Iki. 2 i̇ki da tamamladım. Bu iki defada tamamladığım trabzandan sonra tığımın başını 2 defa doluyorum. Toplamda 5 tane iki defa başını dolayarak trabzanlarımı örüyorum. 1 2 ve 3. 2 defa doluyorum. 1 2 ve 3. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3. Yine iki defa tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 sayalım 4 tane olmuş 2 defa yine doluyorum 5. örüyorum 1 2 ve 3 5 tane trabzanımızı 2 defa tığımızın başını dolayarak ördükten sonra tekrar 1 defa doluyoruz aynı yuvaya batıyoruz ve ikili trabzanımızı örüyoruz ikili trabzanımızı bir tane ördükten sonra 2 tane zincirimi çekip aynı yuvanın içerisine batıyorum ve birinci çiçeğimizin yaprağını hazırlamış oluyorum. Hazırlık işlemimize bakalım. İki tane yuvanın içine girdikten sonra iki zincirimi çektim ve bir tane ikili trabzan ördüm. Beş tane de iki defa başını dolayarak ördüm trabzanım var. Bakınız zincirim ikili trabzanım. 2, i̇ki, 4 ve beş tane de iki defa tığımın başını dolayarak ördüğüm trabzanı. Sonrasında biterken yine ikili trabzanım ve iki tane zincirimi Aynı 5 zincir yuvasının içerisine örerek tamamladık. Başlangıçta geldiği gibi bitişi de aynı oldu. Başlangıçta zincirle yine zincirle bittik. Başlangıçtan bir sonra ikili trabzanda yine zincirden bir önce ikili trabzanımızı örerek tamamladık. Şimdi aynı işlemlerimizi yapmak için ikinci yuvamızın içerisine geçişimizi yapıyorum. Sadece batıyorum. ilk önce bakınız, başını dolamadan sadece batıyorum ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımızın başını bir defa dolayarak ikili trabzanımız örüyoruz. 1 ve 2. Şimdi 2 zincir ve 1 tane ikili trabzanımdan sonra 2 defa tığımın başını dolayarak 5 defa bu şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. birinci ördüm. İkinciyi doluyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar doladım. 1, 2 ve 3. Tekrar. 1, 2, 3. Toplamda 5 tane olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sayalım. Zincirimiz, ikili trabzanımız 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir defa başını doluyoruz 5 trabzan sayısına ulaşınca ikili trabzanımızı örüyoruz ve son olarak ikili trabzanımızı ördükten sonra bir ve iki zincir çekip aynı yuvanın içerisine batıyoruz Evet ikinci yaprağımızı da bu şekilde ördük bakınız çiçeklerimiz gayet güzel oldu şimdi üçüncü yaprağımıza şu şekilde geçiyoruz. 2 tane zincirimizi çektikten sonra birinci ve ikinci dilimde yapmış olduğumuz işlemlerimizi 3., dördüncü ve 5. dilimde de yapıp e, tamamlıyoruz. 5 Beş yaprağımızın 5'ini de tamamladık ve bu şekilde bakınız çok şık oldu. Şimdi ikinci çiçeğimizin yapraklarının zeminini hazırlamaya başlayalım. İlmeğimizi en son şu kısma batırmıştık bakınız hemen yan tarafa doğru batıyorum. Yan tarafın bölümüne ve birbirine çiçeklerimizi bağlıyorum. Sonrasında çiçeğimi büküyorum. Arkadan atlamış olduğumuz bir tane sık iğnemizin içerisine giriyorum. Şöyle güzelce girişimizi yapalım. Ve oraya şöyle geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki bakınız çiçeğimizin altındaki atladığımız yere batıyorum. Böyle görmeniz için çeviriyorum. Yoksa şu şekilde de hemen atabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki çiçeğimizin atladığımız bölüme bakınız. Gelerek batıyorum. Ve ikinci dilim çiçeğimiz için yerimizi hazırlıyoruz. Her seferinde dörder zincirimizi çekiyoruz. Ve yeni yuvamızın zeminini oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 en son bakınız batıyorum toplamda 5 tane olacak şekilde örüyoruz şöyle bakalım bakınız 1 en son yaptım 2 3 4 ve şimdi buradan başlangıca geçeceğim ile birlikte 5 tane yuvamız oluşacak 2 3 ve 4 hemen ilk yuvamızın dibine gelerek batalım şu şekilde 5 yuvamızı şöyle görelim bakın her çiçeğimizin ardında yuvalarımız hazır buradaki ikinci sıra çiçeğimizin boyutunu birazcık daha büyük yapacağız Dilerseniz ikinci bir renk olarak da kullanabilirsiniz Evet bağlantı noktamızdan sonra yuvamızın içerisine girelim ve zincirimizi çekmeye başlayalım 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim ve tığımın başını burada 3 defa doluyorum. 1 2 3 ve yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 defa da örüyorum. Tekrar 3 defa ipimi doluyorum. Aynı yere girerek çekiyorum. 1 2 3 ve çekiyorum. 1 2 3 4 Tekrar 3 defa doluyorum. 1 2 3 ve 4. 3 defa yine sardım. 1 2 3 4. 1 defa 1 2 3 ve 4. Sayalım. 4 tane zincirimizi çekmiştik. 2, 4 ve 6 tane trabzanlı grubumuzu ördük. 3 defa başını doladığımız trabzanlarımızı. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum ve birinci çiçeğimizi şu şekilde oluşturuyoruz. Bakınız birinci çiçeğimizin arkasına gelecek olan dilimimizi oluşturduk. Aynı yuvaya batmıştık bir sonraki zincir yuvasına geçişimi yapıyorum batıyorum bakınız şu şekilde ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum ve aynı şekilde 6 tane trabzanımı 3 defa başını dolayarak örüyorum 1 2 3 giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 aynı yeri örüyorum 2, 3 ve 4. Bu şekilde 6 tane trabzanımızı örelim. Başta ve sonda 4'er zincirimizi çekelim. 2, 4, 6 tane trabzanımızı da aynı şekilde 3'er defa başını dolayarak örelim. 6 tane trabzanımız ve zincirimizi çektikten sonra bakınız geldim dibine battım. Ve bakın bu şekilde bırakmayalım hemen bir sonraki trabzanımızın bakın başlangıç yerindeki bölümüne bağlanarak tamamlayalım ve bir tane zincirimizi çekelim ve makasımız yardımıyla keselim kesmiş olduğumuz ipimizi alt kısmı alarak gizleyelim ve çiçeğimizi dilediğimiz yerlerde kullanalım bakın şöyle çok güzel bir çiçek çalışması oldu şöyle ipimizi görünmeyecek şekilde içeriye alabiliriz aldığımız ipimizi de temizleyerek dilediğimiz her yerde kullanabiliriz çiçeğimizi. Çiçeğimizi bir kat daha büyütebilirsiniz. Farklı renklerde örebilirsiniz. Gayet güzel ve şık bir çiçek çalışması oldu. Ortasına inci de dikebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz kullanma amacınıza göre çiçeğimizi şekillendirip çeşitlendirebilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.